kanalında besin emilimi ince bağırsakta diğer organlara oranla daha etkin bir şekilde gerçekleşir. Bu durum ince bağırsakların özelliklerinden hangilerine özgün olarak sahip olmalarıyla ilgilidir. Villus ve mikrovillus bulunması. İnce bağırsakta villus ve mikrovilluslar 150 kat emilim yüzeyini arttırır. O yüzden emilim en fazla ince bağırsakta olur. Peristaltik hareketler hem midede hem de ince bağırsakta hem de kalın bağırsakta var. O yüzden farklı değil. Mukus salgılaması da yine tüm sindirim kanalında ortaktır. Farklılık değildir. Cevap A. İnsanda üyeler iskeletinde yer alan kalça kemeri kemiklerinden hangilerinin kaynaşarak oluşturduğu bir yapıdır? Kalça kemerinde leğen kemiği ile oturga kemiği ve çatı kemiği birbiriyle eklem yapmıştır. Kalça kemiği, leğen kemiği ve oturga kemiklerinin birleşmesiyle kalça kemeri oluşur. Uyluk kemiği eklem yapar kalça kemiğine. Buraya eklemli değil, yani sıkıca kaynaşmamıştır. Eklemle tutunmuştur. Cevap C. Fibroz kıkırdakta basınca ve çekmeye karşı dayanıklı olan kolagen lif yoğunluğu fazladır. Buna göre yorumlarından hangileri yapılabilir? Kalça, diz, köprücük kemiği eklemleri yüksek oranda basınca maruz kaldığı için fibroz, yani lifli kıkırdak bulunur. Doğru. Fibroz kıkırdak oynamaz eklemlerin kenetlenmesini sağlar. Basınca ve çekmeye karşı dayanıklı olduğu için oynamaz eklemle ilgili değil. Kulak şeklinin oluşması, östeki borusunun açık tutulmasında fibroz kıkırdak değil, elastik kıkırdak etkilidir. O yüzden yalnız bir söylenebilir cevap A. İnsanda salgılarından hangileri sindirim boşluğuna boşaltılır? Sekretin hormondur, kanla taşınır. Safra suyu ince bağırsak, yani sindirim boşluğuna boşaltılır. Lipaz enzimdir. İnce bağırsak boşluğuna boşaltılır. Gastrin hormondur. Kanda bulunur. 2 ve 3 sindirim kanalında bulunur. Cevap B. İnsanda beslenme ile alınan büyük moleküllü yapıların sindirimi ile ilgili aşağıdaki tablo oluşturulmuştur. Tablodaki bilgileri inceleyen bir öğrenci sonuçlarından hangilerine ulaşabilir? Kalın bağırsakta sindirim enzimleri üretilmez. Kalın bağırsakta herhangi bir enzim yok. Doğru. Sindirim enzimi çeşitliliği bakımından en zengin organ ince bağırsaktır. İnce bağırsakta her besinle ilgili sindirim olayı gerçekleşiyor. Ağız midede tek çeşit, ağızda sadece karbonhidratlar, midede sadece proteinlerin sindirimi yapılmakta. Doğru. Cevap E. Karaciğer hücrelerinin metabolik etkinlikleri olaylarından hangilerine katkı sağlar? Büyük moleküllü yağların damlacık haline getirilmesinde karaciğerin ürettiği safra etkilidir. O yüzden söyleyebiliriz. Kanın patılaşmasında karaciğerin ürettiği fibrinojen proteini, trombinojen proteini etkilidir. Söyleyebiliriz. Karaciğer zehirli maddeleri zehirsiz hale getirir. O yüzden karaciğerin metabolik etkinlikleri arasındadır. Cevap E. Bir çizgili kasta kasılmanın bitip gevşeme durumuna geçilmesiyle birlikte gerçekleşen olayların sırası. Öncelikli olarak kasa uyaran impuls iletiminin kesilmesi lazım. İmpuls iletimi kesildikten sonra sarkoplazmadaki kalsiyum iyonlarının sarkoplazmik retikuluma geçmesi lazım. Arkasından da aktin-miyozin kompleksinin aktifleşerek bağlanma bölgesinin kapanması gerekir. Cevap B. İnsanda sindirim sisteminde hormon kontrolünde gerçekleşen bazı fizyolojik olaylar verilmiştir. Bu olayların kontrolünü sağlayan hormonlar hangileridir? Mide öz suyunun salgılanmasında gastrin hormonu etkili. Pankreastan sindirim enzimlerinin salgılanmasının sağlanmasında kolestokinin hormonu etkilidir. Karaciğerde safra üretiminin uyarılmasında da sekretin hormonu etkilidir. Buna göre cevap B. Elastik kıkırdağın esneme ve bükülme yeteneği fazladır. Bu özellik bulunan kıkırdaklardan hangilerinde gözlenir? Kulak kepçesi elastik kıkırdaktan oluşur. Östeki borusu elastik kıkırdaktan oluşur.
Ses telleri ve epiglotis dediğimiz gırtlak kapağı elastik kıkırdaktan oluşur. Çünkü bunlar esnek ve bükülme yeteneği fazla olan kısımlardır. Cevap E. Çizgili kaslar motor sinirlerin oluşturduğu motor liflerin kas liflerini uyarmasıyla kasılmaya başlar. Buna göre yorumlarından hangileri yapılabilir? Motor nöronun bağlantı yaptığı sinir hücresiyle çizgili kas hücresiyle bağlantı yaptığı yere motor uç plağı denir. Bir sinir telinde veya bir kas telinde bir tane sinir hücresi bulunurken kas lifi olursa daha fazla sayıda kas hücresi devreye girer. Kas demeti olursa da çok sayıda kas lifinden oluşur. Çizgili kaslarda birden fazla motor uç plak bulunabilir. Doğru. Çizgili kasları oluşturan kas liflerinin buradaki kas hücrelerinin eşik değerleri birbirinin aynı değildir. Çünkü her katılan çizgili kasla birlikte farklı da boylarda kasılma boyu oluşur. Çizgili kasların yapısında uyarılan kas lifi sayısının artması. Ne kadar çok kas lifi olaya katılırsa çizgili kas o kadar kuvvetli tepki oluşturur. Doğru cevap D. Aşağıdaki şekilde besin monomerlerinin dolaşıma katılma yolları gösterilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Karbonhidrat, yağ, protein bakımından zengin besin almış bireyde kapı toplar damarı ve lenf damarındaki monomer derişimi birbirine eşittir diyemeyiz. Karbonhidratlar ve proteinler kan yoluyla, yağlar lenf yoluyla taşınır. Karbonhidrat ve protein monomerleri karaciğerden geçerek genel dolaşıma katılır. Glikoz, amino asitler kan yoluyla dolaşıma katılır. Yağ asiti, gliserol, ADEK, lenf yoluyla dolaşıma katılır. Yağ monomerleri ve ADEK vitaminleri lenf dolaşımında emildikten sonra sol köprücük altı toplar damarı ile dolaşıma katılır. Doğru. Cevap D.